izleyenler, Ege Vizyon'la çekimlerimize devam ediyoruz. Şu anda yanımızda firmanın ortaklarından aynı zamanda zooteknist Hasan Basri Açık Gözle birlikteyiz. Kendisiyle en son Almanya Eurotier Fuarı'nda birlikteydik. Bakalım o günden bu yana neler yapıyorlar. İzmir Fuarı nasıl geçiyor? Tüm bunları konuşacağız. Merhabalar. Fuar hayırlı olsun diyerek başlayalım. Tamam diyelim. İzmir'deki bu fuar son yıllarda giderek artan bilgiyle devam ediyor. Bu senede ilk gün olmasına karşın beklenenden biraz daha fazla bir ilgi vardı bence. Tabii hafta sonu yarın ve cumartesi günü daha fazla bir ilgi olur diye düşünüyoruz. Fuar beklediğimiz gibi katılımlı, iyi bir fuar. Beklenti de yüksek. Beklenti yüksek çünkü İzmir tarım ve hayvancılık açısından Türkiye'nin önemli bölgelerinden bir tanesi. Çok yakın ilçelerde Ödemiş, Bayındır gibi, Torbalı gibi, Tire gibi bölgelerde hayvancılık çok çok yoğun. Onun için fuar da bu bölgelere çok yakın. Yarın ve yarından sonra birlikler vasıtasıyla akın akın daha fazla insan ve ziyaretçi olacaktır. Peki Hasan Bey, tekrar bir kısaca hatırlatma yapalım. Ege Vizyon hayvancılık sektörüne hangi ürünlerle hizmet veriyordu? Şöyle, Ege Vizyon kurulduğu günden beri hayvancılıkta saptamış olduğu temel problemlere yönelik ürünlerin üzerinde durmaya devam ediyor. Her zaman vurguladığımız gibi ve Türkiye'de önemini, gayet üreticilerin önemini gayet iyi bildiği gibi buzağı ishallerinde çok ciddi problemler var ve buna bağlı kayıplar var. Ayrıca doğan buzağların bağışıklık sistemlerinin güçlendirilerek bir nesil sonrasında damızlık olarak kullanılması için de oldukça iyi bir besin beslenmesiyle ilgili boşluklar var. Firmamız ağız sütü hapı dediğimiz önemli bir hapı üreticinin çiftliğine kadar getirmeyi başardı. Tamamen kolostrumdan elde edilen, kolostrum ağız sütüdür. Ağız sütünden elde edilen steril ve spray dry formlu elde edilmiş ürünü buzağlamadan hemen sonra ve 12 saat sonra vererek tamamen buzağının geleceğinin şifrelerini garanti altına almış oluyorsunuz. Yani, buzağı hastalıklarını aslında ya da buzağı kaybı Türkiye'nin en büyük sorunlarından bir tanesi, keza hastalıklar öyle. Siz daha bunlar başlamadan önüne geçmek, korumak amaçlı yapıyorsunuz değil mi bunları? Doğru. Çünkü 2016 9. ay sonu verilerine göre, resmi verilerine göre 400 binin üzerinde buzağı kaybı var. Çok ciddi bir rakam. Biz yurt dışından hayvan ithalatı yapıp damızlık sürülerimizi oluşturmaya çalışan bir ülkeyiz. Bunun sebebi de zaten sürekli hayvan ithalatı yapılması, aslında bu buzağı ölümleri, kayıpları, verimli çiftliğin zaten karlı olabilmesi için en az her sene bir tane buzağı elde etmek lazım. Ama Türkiye'de elde etse bile buzağlar ölüyor, belli hastalıklara yakalanıyor vesaire, birçok sorun oluşabiliyor. Doğru. Şimdi şöyle ifade etmek lazım. Rakamsal olarak verdiğimizde Türkiye'deki buzağı ölümleri yaklaşık yıllık %18 ile %25 arasında dağılım gösteriyor. Yani doğan her 4 buzağıdan veya 5 buzağıdan bir tanesi ölüyor demektir. Bu Amerika'daki rakamlara göre inanılmaz derecede yüksek. Avrupa'daki rakamlara göre inanılmaz derecede yüksek. Amerika'da %5 ile %7'ler arasında ortalamalar. Avrupa'da %10-12'leri bulabiliyor zaman zaman. Yani bunların çok çok üzerindeyiz. Dolayısıyla biz bu açığı nasıl kapatıyoruz? Dövizimizi yurt dışına göndererek hayvanları getiriyoruz. Oysa önlem alarak buzağlar doğduğu andan itibaren bir ağız sütü hapı ile şifrelerini sağlamlaştırıp daha sonra da 3. günden sonra gene bünyemizin geliştirdiği, Ar-Ge olarak geliştirdiği ve çiftçinin hizmetine sunmuş olduğu bir ürünümüz ile, Vizyofort isimli ürünümüz ile tamamen bağırsak sağlığını, ishallerini %97-98'e yakın bir oranda, ishalleri engellemek koşuluyla, şartıyla buzağının ishale bağlı ölümlerini de önüne geçmiş oluyorsunuz. Çok teşekkür ediyorum. Ağzınıza sağlık. Gerçekten aslında çok önemli sorunlara değindiniz. Bu noktada yapmış olduğunuz çalışmaları da anlattınız. Yayına güzel katkılar sundunuz. İyi fuarlar diliyorum. Çok teşekkür ediyorum. Ben de tekrar hem sizin kanalınız aracılığıyla
Türkiye'deki tarım ve hayvancılık potansiyeline sahip üreticilerin tamamının fuara hayırlı olmasını diliyorum. Sağ olun efendim. Evet değerli izleyenler, çekimlerimize devam ediyoruz.